Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Özeti bir video ile karşınızdayım. Bu videoda oldukça kısa kesmek istiyorum arkadaşlar. Ve sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenmeniz. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ama inşallah maç saatine kadar bu kanal abone sayısında inşallah 25.600'ü bulursa o maçı da kazanırız inşallah. İster totem deyin, ister başka bir şey deyin. 25.600 olalım. İnşallah 25.600 olup maçı da güzel bir sonuçta bitirelim. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'mizin Avusturya-Viyen kamp kadrosu açıklandı. Kimlerin oynayabileceğini birazdan ekrana vereceğim. Çünkü üstünde detaylı bir şekilde konuşacağız. Yeni transferlerden Alioski ile birlikte sakatlıktan dönen İrfancan Kahveci ve yediği kurşunun etkisini atlatan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer aldı. Emre Mor'un geçtiğimiz sezondan bir sarı kartı varmış. Geçenlerde de yediği sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüş. Benim haberim yoktu. Bugün oldu. Buruman'ın da hafif bir sakatlığı varmış arkadaşlar. Bu yüzden bunlar kadroda yer almıyor. João Pedro biliyorsunuz Avusturya-Viyen maçlarının kadrosuna yazılmadı. Ama Avusturya-Viyen maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Jesus'un görev vermesi halinde ise ligdeki Adana Demirspor maçında forma giyebilecek. Adana Demirspor'a ilişkin de bir video çekeceğim ama önce Avusturya-Viyen'i geçelim inşallah. Cuma günü ya da cumartesi günü inşallah sizlere sunarım. Fenerbahçe Mitos Kart ile sponsorluk anlaşması yapmış. Arkadaşlar, sponsorluk anlaşmasının ne önemi var diyorsunuz. Misal bizim sponsorumuz golva.com. Bir bakmışsınız yarın bir gün kimle olur? Avis'le olur. Mesela köşede Avis yazar. Avis sponsorluğunda bir sponsorumuz olur. Yani ben olsam Avis'in yerinde bana bir tane Peugeot 3008 ayarlarım. Bana derken gerçekten bana ayarlarım. Güzel bir sponsorluk anlaşması yaparım ama abi biz kafayı kullanmıyor. Sonra diyorlar ki niye az kiralanıyor? Ya siz bir sponsorluk yapın. Bak bakalım neler oluyor. Ben burada abi sponsorluğunda bir canlı yayına başlayayım da bak bakalım neler oluyor. Buradan da başkanımıza da selamlar olsun. Şimdi Fenerbahçe'nin Avusturya-Viyen müsabakası UEFA Avrupa Ligi Playoff ilk maçı D-Smart 77. kanaldan, yani Spor Smart kanaldan naklen yayınlanacak. Arkadaşlar, kulüp kaynakları başlangıçta S-Sport'un aldığını söyledi. Hatta birçok kişi de maalesef tweet silmiş. Bunlara gerek yok. Tweet silmenize gerek yok. Herkes her şeyin farkında. Ekran görüntüsü diye bir şey var. Sonrasında Spor Smart dedi. Hatta D-Smart'ta da S-Sport varmış. Acaba S-Sport 80. kanalda oradan mı yayınlanacak diye. Çok ilginç bir özellik var. Fenerbahçe'mizin 2022-23 Avrupa Kupalarındaki maçları. Dinamo Kiev maçı Bein Sports. İkinci Kiev maçı Eksen. Slovaçko ile evimizdeki maç Eksen. Slovaçko deplasman maçı S-Sport. Avusturya-Viyen Fenerbahçe maçı D-Smart Go. Bakalım ikinci maçta artık TRT Çocuk'tan mı yayınlanır? Yoksa başka bir kanaldan mı yayınlanır? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Avusturya-Viyen resmi hesabı da 28 şampiyonluk Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı vurgusunu yapmış. Buna da sevindim. Eğer Avusturya-Viyen'i elersek, grup tahminim 1 Dinamo Kiev. Biliyorsunuz kollama rekoru kıran ve muhtemelen Benfica'ya elenecek olan takım. Ama ben Benfica'yı da zannetmiyorum. Çünkü Benfica işi zor. Yani bu kadar kullanan bir takım, savaş mağdur edebiyatını o kadar güzel yapan bir takım ki Kiev. Sanırsın yani dünyada sadece orada sıkıntı var diye. Onu söyleyeyim. İkincisi, şimdi eğer onu geçersek ikinci takımı söylüyorum. Ferencvaros. Varoş bir takım. Macaristan takımı. Biz bu Ferencvaros'tan oynarız.
aynı gruba düşeriz. Buradan da bir iki tane transferi kaparız. Üçüncü takım ise Gent Lagantaise çıkar gibi geliyor. İçlerinde en ciddisi Gent gibi duruyor. 63 milyon 230 bin euro. Biz bunlarla oynayıp 3-4 futbolcunu sakatlarız. Genk takımı da rahatlıkla Şampiyonlar Ligi potasına girer. Hem 4 milyon euroya Samat Dayı satmış oluruz. Hem Gent'i perişan etmiş oluruz. Hem gruptan çıkmış oluruz inşallah. Yani tahminim bu yönde. Peki yarınki maça ilişkin ne söyleyebilirim? Arkadaşlar duyumlar da var. Duyumları da konuşabilirim. Şu anda kafalar 1 milyon. Sherlock, Başruayi, Maxi Gomez. Hocam bunları beklerken birdenbire Belotti gelse diye. 16 Ağustos'a kadar Roma ile imzalayacaktı arkadaşlar. 16 Ağustos'a kadar. İmzalamadığı için bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe'nin alacağını zannetmediğim bir isim. Şimdi aynı zamanda şunu da belirteyim. Sherlock'un kiralık transferi, daha önce de söyledim. Mantık, matematik diyor ki Sherlock kiralık gelebilir. Çünkü ücretsiz kiralama, 3-4 opsiyon. Fenerbahçe'nin kasasında da çok para yok. Samat da kiralık, belki Pelkas kiralık. Hani bonservis getirisi olmadan. Kolker maaşını verelim gitsin. Max Meyer parasını verelim gitsin ya da feshedelim gitsin. Lemos belki öyle gidecek. Baktığın zaman sağ stoper, Nino, Dido. Yani çok ilginç. Kimden para gelecek? Rossi gitsin diyorsun. Rossi gitse yerine hangi kanat oyuncusunu alma fikriniz var? Muhammed Gümüşkaya'ya bonservis varmış. Bu şartlarda gider mi? Yani açık söyleyeyim. Şu şartlarda, şu anki şartlarda ben forvet transferinin hani öyle ahım şahım bir parayla alınabilecek bir forvet olacağını düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim. Ama yine de bakalım. Ha Sherlock mantıklı mı? Mantıklı. Mesela Ahmet Selim Kul hiç olmadığı kadar yakın demiş Sherlock. Muhtemelen onlar da mantık yürütüyor. Yani artık iş duyumu geçti çünkü. 7-24 arkadaşlar forvet duyumu veriyorum. Artık kapak resimlerine forvet koymaktan bıktım. Forvet konuşmaktan bıktım. Ha şu bir gerçek. Sherlock için masadayız. Leipzig yönetimini ikna etmeye çalışıyoruz. Leipzig 3'e 5'e bakma diyoruz. Siz zenginsiniz. Oğlum siz yaparsınız. Lan bir daha bulursunuz diyoruz. İşte futbolcu parlarsa 12 milyon euroya geri alma hakkınız olsun falan diyoruz belki de. Yani hoşunuza giderse geri alma önceliği. Belki de öyle bir madde eklemek istiyoruz. Maxi Gomez konusunda Valencia'nın hala yüksek beklentisi var. Biz Valencia'yı köşeye sıkıştırma derdindeyiz. Adamlar almıyorsanız almayın diyor. Haliyle bizi Sherlock'a itiyor. Takımda bir Norveçli daha var. King'den dolayı da gelmeye çok çok sıcaktır diye düşünüyorum. As gazetesinden bir haberde bulundular. Fenerbahçe ve Valencia Maxi Gomez için günlerdir pazarlık halinde anlaşma sağlandı diye sonra As gazetesinin böyle bir haberin olmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Sherlock için yeni bir teklifte bulundu denildi. Joshua King ile birlikte oynama fikri nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak denildi. Arkadaşlar bakın öyle bir yerdeyiz ki ne karanfil ne kurbağa. Yani öyle bir yerdeyim ki dostum dostum güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu ya. Yani gerçekten öyle bir yerdeyim ki. Bir daha söyleyeyim. Hissi olarak Maxi Gomez gelebilir diyorum. Ama matematik olarak düşününce Ali Koç'u da az buçuk tanıyınca. Bakın bizim tanıdığımız Ali Koç normalde 500 kere Sherlock'u getirdiydi. Bir kere onu belirttim. İsmail Kartal'la devam ediyorsaydık 1 milyon kere Sherlock Fenerbahçe'nin forvetiydi. 1 milyon kere Fenerbahçe'nin forvetiydi. Sherlock Valencia Serdar Dursun attı. Bitti. Joshua King de mutlaka gelirdi. Çünkü Rogon. O da İsmail Kartal da Pelkas'ı istemiyordu son dönemde. Zaten Jesus'a dikkat edin. İsmail Kartal kimi oynatmadıysa, kimi istemediyse Jesus da paralel bir şekilde gidiyor. Çünkü akıllı adam. Diyor ki yani bu adam çalıştı, etti, baktı, etti. İsmail Kartal'ın kalsın dediği, yani gitsin dediği hiç kimse kalmadı. Gitsin dediği hiç kimse kalmadı. İsmail Yüksel'i zaten tanımıyordu. İsmail Kartal'ın gitsin dediği de kimse şu anda kadroda yok gibi. Belki bir iki kişi hariç.
Sporting Lisbon Fenerbahçe'nin orta sahası Crespo'yla ilgileniyor demiş. Ve bir duyumcu arkadaş da yazmış. Demiş ki Sporting Lisbon sportif direktörü Higo Viana Miguel Crespo'nun transferi için Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı sonrasında 7 milyon euroluk teklif yaptı demiş. Yani haber doğru değil. Ama diyelim ki doğru. Diyelim 7 milyon euro teklif yaptı. Diş doldurur değil arkadaşlar. Diş doldurur değil. Bakın. Hep Fenerbahçe'yi kötülüyor diyorsunuz. Birileri için. Mesela bazı duyumcular için. Hep diyorsunuz ki Fenerbahçe'yi kötülüyor. Başka takımlar hiç umurlarında değil. Şansal Büyükağ. İyi bir Fenerbahçelidir. Şansal Büyükağ. Kerem'in yüz ifadelerinde uzunca bir süredir sanki bir mutsuzluk, bir kırgınlık var gibi. Bunu ben de merak ettim. İşi bilenlere sordum. Dediler ki takımda 2,5-3 milyon euro maaş alanlar varken Kerem sadece 500 bin euroya oynuyor. Doğal olarak morali bozuluyor. Hangi futbolcu diye sorduğumda hangileri diyeceksin dediler. Diyor. Alın arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe için böyle bir ifade kullansa Fenerbahçe'yi karıştırıyor dersiniz. Bak rakipler için de doğru duyumlar verenler var. Doğru takımda 2,5-3, 3,5, 4, 4,5 alanlar var. Kerem'de 500 bin euro. Bana sorsanız bugün Galatasaray'ın en etkili, en para eder oyuncusu Kerem Aktürkoğlu. 500 bin almaya değer mi? Bugün Galatasaray Kerem'i kadro dışı bıraksa en kötü 1,5 milyon euro yıllık ücretten bir sürü takım transfer eder. Yani en kötü 1,5'a. Neyse Fenerbahçe için hayırlısı neyse olsun. Munir El-Haddadi menajerler aracılığına Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir önerilmiş. Munir El-Haddadi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Aa, nasıl bilmiyorsunuz? Sevilla'nın 8 milyon euroluk oyuncusu. Forvet. 26 yaşında. Faslı. Geçen sezon daha doğrusu biz bu Munir'i Barcelona'dan hatırlarız. Hatta bundan benim büyük bir esprim vardı. Rastgele seçimli maç yapıyorduk o ara. Bizim Furkan bir çıkıyordu. Ben bir çekiyordum. Messi çıkıyordu. Neymar çıkıyordu. Mbappe forvet. Bizim Furkişto bir çekiyordu. Munir El-Haddadi çıkıyordu. Yani 280 maça çıkmış kariyerinde. 77 gol 36 asist. Bizi keser mi? Bilmiyorum. İlginç. Tuhaf bir olay var. Barcelona'dan piyasa değeri 12 milyon euro iken, yani piyasa değeri 12 milyon euro iken Sevilla'ya 11 Ocak 2019'da 1.05 milyon euroya gitmişliği var. Bu da çok ilginç. Fas asıllı İspanyol oyuncu. Bizde ne Faslılar iş yaptı bugüne kadar ben hatırlamıyorum ne de İspanyollar iş yaptı. O yüzden geçiniz. Ama önerildi mi? Önerildi. Fener'e İspanya'dan forvet önerisi. Nasıl? Yani Fenerbahçe'de forvette son durum. O yıldız da önerildi. Hem de ne? Ucuz bir maliyetle arkadaşlar. Boş verin Maxi Gomez'i falan. Bizde Munir El-Haddadi var dediler. Böyle bir olay. Ben şeyi merak ettim. Vargas'ı merak ettim. Matias Vargas var ya Adana Demirspor'da geçen sezon kiralık olan. Sağ kanat, sol kanat oynayabilen. Hiç oynadı mı bu sezon diye bakıyorum. Yok herhangi bir oynamışlığı yok. La Liga'da ikinci hafta var. Espanyol'un sol kanadı. Şimdi 6 milyon euro piyasa değeri var arkadaşlar. O da 6 milyon euroyu da şeydeyken edindi. Adana Demirspor'dayken. Bazılar mesela Rossi gitsin, şu gitsin, bu gitsin diyor ya. Ya da Bruma'yla ilgili atıp tutuyorlar. Keşke satın alma opsiyonuyla bu Vargas'ı alsaydık dedim. Ama birçok kişi bana kızdı. Sen futboldan anlamıyorsun dedi. 36 Süper Lig maçında 5 gol 13 asisti olan 2510 dakika oynayan yani dakika bazında 28 27 28 maçta 5 gol 13 asist yapan futbolcu için ben yangın yaptığımı söylediler. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Eğer Rossi giderse Matias Vargas ihtimali var arkadaşlar. Bak bunu da medyada ilk defa benden duyuyorsunuz. Üyeler bile bunu duymadı. Neyse üyelere yazayım olmazsa ya. Ama böyle bir şey var. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin kadrosuna. Kamp kadrosu. Burada benim kafamı karıştıran bazı isimler var. 1.
Altay Ertuğrul, İrfan Can. Arkadaşlar kadro bir kere 5, 10, 15, 20, 23 kişilik. 3 tane kaleci koymuş. Normal. Allah muhafaza bir şey olmasın diye 23 kişilik bir kadro var. Bu arada 23 kişilik kadroyla maç günü çıkabiliyorsun ama ikisi tribünde falan oluyor herhalde. Öyle bir özellik var. Muhtemelen Altay kaleci. Ertuğrul, hocam niye Ertuğrul İrfan'dan önce yazıyor? İrfan'ı 3. kaleci olarak mı aldık? Yok, forma numara sırasına göre dizmiş. Fenerbahçe dizen arkadaş, dizayn yapan arkadaş. Sağ bekte Osayi. Bakın Osayi'nin yedeği Burak Kapacak zaten listeye yazılmadı. Salahi 1, Lemos 2, Gustavo Henrique 3, Perez 4. 4 tane stoper. Bunlardan 2 tanesi oynar. Artık Salahi Perez mi oynar? Gustavo Henrique Salahi mi oynar? Hep birlikte izleyeceğiz. Beni şaşırtan Novak. Niye? Ferdi, Alioski, Novak. Arkadaşlar, ben buradan bir mesaj kaptım. Bilmiyorum siz kaptınız mı? Ferdi, Novak, Alioski ve Luan Perez. Bu dördünden iki tanesi %100 ilk 11'de diye bir mesaj kaptım. Siz kaptınız mı bilmiyorum. Bak şu ana kadar Altay 1, Osayi 2. Salah'ı acaba dinlendirilir mi? Bilmiyorum. Mesela Gustavo Henrique'nin ben oynayacağını düşünüyorum. Ama bir taraftan da yani ya Gustavo Henrique ya Salah'dan biri %100 oynar diyeyim. Altay 1, Osayi 2, Salah'ı Gustavo'dan biri 3. Perez, Ferdi, Novak, Alioski'den de ikisi oynar. En az ikisi oynar. 5. Tamam. Peki hocam Altay, Osayi, Salahi, Gustavo ya da Gustavo, Salahi. Perez, Ferdi, Novak, Alioski'den bir tanesi oynasa. Mesela ben olsam kim oynatırım? Alioski'yi sol bek oynatırım. Ya da Ferdi çok alışkın. Ferdi'yi sol bek oynatayım. Tamam mı? Şimdi orta sahaya gelelim. Arao, Zayt, Crespo, İsmail. Mert Hakan'ı da sayalım. Bu beşliden de mutlaka ikisi oynayacak. Misal Arao, Zayt Süper Lig'de başarılılardı. Şimdi Avusturya Viyen deplasmanındayız. Acaba deplasman olduğu için Crespo, İsmail yüksek oynatılır mı? Bence iki isim değişikliği birden çok fazla olur. Zayt gizli kahramandı. Acaba Arao, İsmail oynatılır mı? İsmail ligde oynatılsa daha mantıklı olur. Arao, Crespo, bu da çok defansif gibi olur. Crespo, Zayt. Hocam olabilir, Arao'yu da dinlendirme şansı olabilir. Çünkü senin de dediğin gibi Brezilya'da çok maça çıktı. Dinlense daha mantıklı olur. Peki normal bir şekilde Arao, Zayt başlasa, ikinci yer oyundan çıksalar? O da olabilir hocam. Hücumun sağında ve solundaki isimler. Şimdi İrfan Can muhtemelen ve muhtemelen hücumun sağında yer alır. 1. Hücumun solunda muhtemelen ve muhtemelen Rossi yer alır. 2. Bakın 2 diyorum. Yani İrfan Rossi. Bence Lincoln'lü başlangıç iyiydi. Lincoln'lü başlangıç iyiydi. Asistini de yaptı. Kolay kolay kesmez. Hem de Rossi'yi de kısım kısım dinlendirmiş olur. Bence İrfan Can sağda, Lincoln solda başlasa daha mantıklı. Hücumda ise King Valencia gibi. Yani uzun lafın kısası, benim Fenerbahçe kadro tahminim Altay, Osayi, Gustavo, Salahi, Ferdi Kadıoğlu. Geri dörtlüsü. Ama dedim ki size biri daha oynayacak. Acaba Salahi Perez mi yapacak? Çünkü Luan Perez'i de ısındırmak zorunda. Hadi lafımızı yemeyelim. Altay, Osayi, Salahi, Luan Perez, Ferdi Kadıoğlu. Ya da Alioski. Ferdi'yi de dinlendirmiş olur. Ama bu sefer de savunmada 4 kişi birden, yani 3 kişi birden değişmiş olur. 2 kişi birden değişmiş olur. Salahi'nin de yeri öbür tarafa kayacağı için. O yüzden diyorum. Ama Alioski'yi deneyecektir diye düşünüyorum. Fakat ikinci yer denemesi daha mantıklı. Yani Altay, Osayi, Salahi, Gustavo daha mantıklı ya. Bence Salahi, Gustavo oynatır. Ferdi'yi de sol bek oynatırsa Luan Perez, Novak, Alioski. Bilmiyorum ya, kafam çok karıştı. Ama Alioski'yi sol bek oynatmasını ben isterim açıkçası. Alioski önünde de Ferdi'yi oynatabilir mesela.
alternatif olarak. Lincoln'u sağ kanatta da deneyebilir. Sonuçta İrfan Can yeterince hazır değil. Ya da Alioski'yi sağ açıkta denese nasıl olur? Umarım anlatabilmişimdir. Arda Güler yedek olur 1. Mert Hakan yedek olur 2. İrfan Can bence sakatlığını tamamen atlatsa bile form grafiği düşük diye yedekte olabilir. 4. Serdar Dursun yedekte olur. Yani King Valencia kesin oynar gibi. Bence Rossi'nin de yedekte olması mantıklı. Solda Lincoln oynasa, sağda Alioski oynasa. Çünkü o da Emre Mor gibi pırpır oyuncu. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Şu bir gerçek, Fenerbahçe'nin bu maçtan avantajlı skorla dönmesini hepimiz canı gönülden istiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan bir maç olsun. Sizlerden skor tahmini alayım arkadaşlar. İçinize doğan hissi bir skor tahmini var mı? Yoksa yazmanıza gerek yok. Hissi bir skor tahmininiz varsa alayım. Eğer yoksa da yarınki maçta görüşürüz. Uzun lafın kısası, Munir El Haddadi Fenerbahçe'ye önerildi. Düşük bir bedelle verilebiliriz diye önerildi ama düşünür müyüz? Sanmıyorum. Matias Vargas için de bir kez daha söylüyorum. Eğer Rossi 9 artıya giderse gelme ihtimali var ama Rossi gitmezse hiçbir şekilde gelme ihtimali olmayan oyuncu. Bilginiz olsun. Charlotte Başduay kesinlikle gelmeyecek. Maxi Gomez, Belotti, ben Belotti'nin de kesinlikle gelmeyeceğini düşünüyorum. Charlotte Maxi Gomez'den mantıklı olan Charlotte gibi. Onu da belirteyim. Hatta şu an gelmesi en muhtemel, gelen kaplarından en muhtemel isim Charlotte gibi duruyor. Charlotte'u alırsak belki stoper alabiliriz. Orada bir açıklık oluşur. Onu da söylemiş olayım. Alioski'nin ilk 11 oynaması gerçekleşebilir ama sol bek mevkisinde gerçekleşmeyebilir. Onu söyleyeyim. İrfan Can'ı ben olsam yedek başlatırım. Mert Hakan yedek başlatırım. Hocam işte sakatlıktan döndüler, birdenbire bunu al. Sakatlıktan döndüler de birdenbire bunu alsan kadro iyice saçmalayacak. Emre Mor Buruma yok. João Pedro yok. Jorge Jesus hocamıza güveniyoruz. O daha iyi bilir kimi çıkaracağını. Adana Demirspor maçı ligdeki kritik bir maç. O maçın konuşmasını sonra yaparız. O yüzden çok girmeyeceğim. UEFA Avrupa Ligi'nde olay bu. Onun dışında Joshua King'den yine iyi bir performans görür müyüz? İnşallah görürüz. Eğer Joshua King'den iyi bir performans görürsek siz Fenerbahçe taraftarına bakın bakalım. Ne yağlamalar ne ballamalar olacak. Hakkımız hayırlısı olsun. Forvet'te son durum bu. Ben hala Charlotte'un 2-3 adım önde olduğu görüşündeyim. Önerilen yıldızı da duydunuz. Fakat fiyatı muhtemelen düşük olacaktır. Çünkü Barcelona o kadar ucuza vermişken onlar da herhalde 2-3'e 4'e falan vereceklerdir. Ama bize İspanya'dan gelen ya da İspanyol gelen forvetler çok yaramıyor gibi. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.